Merhaba arkadaşlar, Hem TV kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün çok güzel bir video yapacağımı ümit ediyorum. Çok güzel bir video olacak. Daha önceden bir proje söylemiştim size. Ormanın içerisinde bir ağaç ev yapacağım diye. Onun yerini keşfettik zaten. Nereye yapacağımızı söyledik. Şimdi de gideceğim, oraları bir temizleyeceğim. Bir bakacağım ne yapabilirim. İhtiyacım ne? Onlara bakacağım. Ama daha önce küçük bir işim var. Bunu halledeceğim. Daha önceki videomda söylemişim size. Camide inşaat yapıyoruz. Onun için Türkiye'ye para göndermem gerekiyor. Ben de Almanya'dan genelde bu VU'dan gönderiyoruz parayı. Şimdi buradan bir para göndereyim. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, parayı gönderdim. 1000 euro gönderdim. Baya tuzlu. 15 euro işlem parası alıyorlar 1000 euroya. Ama en hızlı bununla gönderebiliyorsunuz. Şu an gönderdim. Dakikalar içerisinde oradan herhangi bir bankadan parayı çekebilir. Hem de euro olarak. Oldu, ben şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu parayı şimdi hallettiğimize göre bugünkü videomuzun asıl konusuna geçebiliriz. Arkadaşlar, şimdi az önce de söylediğim gibi ormana gidiyorum. Ormanda ağaç evi inşa edeceğim. Yeri temizleyeceğim. Nelere ihtiyacım var onlara bakacağım. Böylelikle ağaç evi videolarımıza başlamış olacağız. Beğenip paylaşmayı, yorum atmayı, abone değilsek abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Mutlaka abone olalım. Biliyorsunuz seneye Umre programımız olacak yine. Ocak ayında iki tane izleyicimizi Umre'ye götüreceğim. İnşallah nasip olursa. Tabii ki bunun için bir abone sayımıza değişiklik olması gerekiyor. Belirli bir sayıyı geçtiğimiz takdirde kesin sözüm olacak. Çok büyük bir rakam değil. Ulaşılabilecek rakamlar. O rakama ulaştık mıydı abone sayısında sene sonuna kadar iki kişiyi Umre'ye götüreceğim inşallah. Onun için kaçırmamanız için abone olun. Bildirim tuşunu da açarsanız bütün videolardan haberdar olursunuz. Haydi videoya başlıyoruz. Şimdi yolumuzun üstünde bir tamirhane var. Cebrail abimizin. Onun yanına bir uğrayalım. Bir kahve içelim, ondan sonra devam edelim. Oo, çok rüzgar var. Tamirhaneye geldik. Şimdi burada bir kahve içelim, ondan sonra devam edelim. Evet. Evet. Bakayım ha, o. Ne kadar benziyor, gittik sevmemiş. Hadi bana afiyet olsun. Evet. Tamirhaneden çıkıyoruz. Ormana doğru gidiyoruz. Evet. Ormana girmek üzereyim. Hava güzel. Parçalı bulutlu. Bulutları iyi büyümüş.
son günlerde çok yağmur yağdı. İnşallah buralar bataklığa dönmedi. Evet, maalesef bataklığa dönmüş. Suyun içine girdim. Daha hiç girmemiştim suyun içerisine böyle. İnşallah ağacın yanına varabiliriz. Bunlar kuru gibi. Ama demek ki altındaki su birikintisi vardı. Muhtemelen daha da büyüdü orası. Son günlerde çok aşırı yağmur yağmıştı. Zaten böyle çürümüş dallar düşmüş. Bunlar yoktu. Bunları da kullanabiliriz tabii ki. Nasıl geçeceğim ben buradan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi su ta buraya kadar gelmiş. Hemen burası su. Bu ne ya? Ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi su da buralara kadar gelmiş. Bizim ağaç o arkadaki kalın ağaç. Yerim ıslandı ya. Evet, malzemelerimizi çıkaralım. Şimdi bu lazım bana. Evet arkadaşlar. Ağaç evimizi yapacağımız yere geldik. Böyle lüzumsuz eşyaları çıkaralım. Saatimizi falan. Eldivenimizi takalım. Veya giyelim. Bize şimdilik bu lazım. Bugün temizlik. Evet, gördüğünüz gibi çay ocağım var. Molada çay pişirebiliriz. Biraz dikkatli olmam gerekiyor. Her yer çok ıslak. Su felaket. Ulan buradan bir kayar düşersek var ya, çıkamayız daha. Bataklık gibi olmuş. Bu kadar suyu hiç görmemiştim burada. O değil de tek korkum. Ara ağaç çürük olur da ineriz aşağıya. Testerem de var yanımda. Gözlüğü falan düşüreceğiz şimdi. O değil de su. Suyun derinliği değil de altının pisliği. Acaba balçık çamursa düştün müydü? Çıkma şansın çok zor. Tehlikeli iş yapıyoruz gibi geliyor bana. Neyse. Biraz daha temizleyeyim buraları. Bakalım ondan sonra nasıl gözükecek. Önceki sonraki. Evet. Arkadaşlar buraları kökten almadığım iyi oldu. Hem tutunabiliyorum. İniş çıkışta daha rahat olacak böyle. Evet, şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi temizledim burayı. Çam orada kaldı. Testerem yani. İyi kayıyor şu an. Geçen geldiğimde beyaz beyaz bir şeyler vardı. Bu kez yok onlar. Evet arkadaşlar, nasıl ama? Tam bir ağaç ev yeri. Yaz için çok güzel olacak.
çok büyük bir ağaç ya. Ta nereye kadar gidiyor? Neredeyse suyun öbür yakasına kadar ulaşıyor. Hem o tarafa hem bu tarafa. Aşağıdan bakalım bir de. Evet. Şu suyun üzerinde ağaç evimiz olacak. Şimdi ben sağlam ağaçlardan böyle bu ağaçlardan kalınlarından keseceğim. Oraya yerleştirmek için sonradan. Çünkü çok lazım olacak. Testerem var demiştim. O orada dursun küçük olan. Testeremizi alalım. Testeremiz de bu. İlk kullanacağım burada. Güzel sağlam ağaçlar bulmam lazım. Karşıda var mesela. Su buraya kadar gelmiş. Şurada bir tane gördüm. Şu ağaç güzel. Bunu alalım buradan. İşimize yarar bu. Bataklığın içerisinde çürümeye mahkum olan bir ağaç bu da. Allah Allah. Bu demir testeresi mi ya bu? Kesmiyor. İlk parçamız tamam. Bunlardan daha 100 tane lazım. Ama yeni bir şey keşfettim. Şimdi onu göstereceğim size. Acaba diyorum tehlikeli bir iş mi yapıyorum? Şöyle valla. Arkadaşlar. Burayı görüyor musunuz? Aynı ağacın diğer bir dalı. Görüyorsunuz. Yani o yukarıdan düştü muhtemelen. Kafamıza bir düşerse var ya. Eziliriz burada valla. Tabii ki gerisi burada. Düşme şansı yok da. Acaba diyorum bu ağırlığıyla bunu da kırabilir mi? Yıksak mı aşağıya bunu? Bunu deneyeceğim. O ayağımızın altında dolanmasın. Burada böyle bir şey olabilir mi acaba? Çok ağır. Uçlar. Şimdi bir de bizim ağırlık binecek. Bilmiyorum. Çıkayım. Parçamızı bir yerleştirelim. Kamerayı bir sabitleyebilirsem.
arkadaşlar. Birinci tahtamızı yerleştirdik. Civcivimiz şekil almaya başladı. İlk taşı koyduk. Bakalım buraya çatalı matalı nasıl bir şey çıkacak en sonunda. Burayı da böyle alalım. Nasıldı? Nasıl oldu? Deriz daha sonra. Evet. Şu korktuğum şeyden kurtulsam mı? Ama ben bunu kaktıramam ya. Bu bir ton vardır. Yatmış, çürümüş. Çıkalım mı bir ağaca? Bu diğerinden daha iyi ya. Daha iyi tutabiliyorsunuz. Öbürü demir şey olma ihtimali yüksek. Aslında kafa kameram var. Onunla yapsam size daha iyi görüntüler gösterebilirim. Ya da kamerayı bırakacağım bir yere devamlı. Sabitleyemedi. Demeli zor oluyor. Buraya daha çok palet getireceğim ya. Böyle yaş ağaçlardan fazla kesmeyeyim ben, neyse. Sonuçta birileri gelir gider. Ondan sonra derlerse ne yaptım buraya? Yaş ağaçları kestim. Bunun cezası şudur diyebilirler. Aşağıya doğru bastırınca sıkışıyor şey. Herhalde kamera bir yerde. Şimdi bıçık olunca olacağı bu. İkinci parçayı da aldık. Arkadaşlar çıkalım mı ağaca dedim ama bu dal da sağlam değil. Yani gördüğünüz gibi o oradan kopup düşünce muhtemelen burayı da çatlatmış. Yani kırılacak gibi durmuyor ama ağırlık çıkınca, üstüne ağırlık binince acaba bir şey olur mu? Hadi bir deneyelim bakalım. Deneyip görelim. En azından çok yüksek değil. Su da yok altında. Ne yapayım kendime dedim ama ağır lan bu. Bu kadar ağırsa o nedir acaba? Yılan çayan yoktur değil mi? Hem ağır hem çürük. Kaldıramıyorum bile. Buraya zaten basabiliyorum. Nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Çok da yüksek değil aslında, bir metre ya var ya yok. Biraz daha yüksek alalım. Ağacı güzel kavrayabiliyorum. Yani çıkmam için hiçbir nedenim yok aslında. Sonunda çıktık. Evet arkadaşlar. Yere bağlantısı yok buranın.
şöyle şöyle gördüğünüz gibi ağacın içi boş ya. Yani bu sadece aşağı inmeyi bekliyor. Ölmüş ağaç. Herhalde biz bunu indireceğiz aşağıya. Abi kafamıza düşmesinin düşmesi an meselesi. Birinci parçamız tamam. Çürümüş abiler, çürümüş. Bu sağlam mı bak ama demek ki ağırlığını taşıyamadı burası. Veya buradan koptu. Çok kalın bu. Bu muhtemelen buranın tepesi. Gördüğünüz gibi. Bunlar sağlam gibi duruyor. Bu da sağlam gibi duruyor ama düşmüş. Neyse. Ben bunu fazla risk etmeyeyim kendime. Burayı da bilmiyorum sağlam mı değil mi çünkü orası kırık. Oradan sesler geliyor. Boş ver. Bu böyle dursun yıkılana kadar. Bu tarafı görmezden geleceğiz. Buradan geçmeyeceğiz. Bu taraftan geleceğiz devam mı? Tehlikeli burası. Şimdi iniyorum. Şuraya bakar mısınız? Gitmiş yani. Taburlara kadar. Yani çok da yüksek değil. 1 metre dediğim gibi atlama mesafesi. Yani şuradan ben atlarım aşağıya. Evet. Fazla risk almayalım. Orada şimdi bir ağaç daha bıraktım. Onu da temizleyip getireceğim. Ondan sonra devam. Şimdi bu lazım bana sadece. Evet arkadaşlar. Ne demiştik? Aslında bunu ben biraz önce bir daha demiştim ama pilim bitmiş. Bu tahtayı getirdim ben buraya. Bu odun parçasını. İkinci kestiğim yani diğerinin uç tarafı. Ama pilim bittiği için boşa konuşmuşum. Evet gördüğünüz gibi biraz önce bunu buradan indirdik aşağıya. Yani gördüğünüz gibi çok çürütmüş. Sıkıntı olabilir yani üstümüze düşebilir. Buralarda devamlı dolanıyoruz. Onun için indirdiğimiz iyi oldu. Şurada da bir şey var. Sağlamsa bunu alacağım. Evet arkadaşlar şimdi bunu bir kenara alacağız. İkinci parçamız burada. Bunu da yukarıya çıkarabiliriz. Hadi yukarıda görüşelim. Yoruldum ya. Evet arkadaşlar. İkinci dalımızı da getirdik. Yerleştirdik. Yavaş yavaş şeyler ortaya çıkmaya başladı. Şurayı yükseltmem gerekiyor. Çok az bir şey yani. 20-30 santim, 20 santim bile yüksek olabilir. Tam ağacın olduğu yere güzel bir palet şeyi getirirsem şöyle palet bu köşelerde kalaslar var böyle küçük. Dört köşe. Üzerinde euro palet yazıyor. Onları kırıp böyle bir tane veya iki tane yerleştirsem yeterlidir. Muhtemelen hatta bir tane yetebilir. Ondan sonra düz bir platformu elde ederiz. Zaten ondan sonra tahtaları yerleştirdikçe burayı düzelteceğiz. Teraziyi alacağız. Evet. Aha gözüme bir şey yapıştı. Bu şey gibi pamuk gibi bir şeyler uçuşuyor havada. Polen değilmiş onlar. Ağaçlardan dökülen pamuklar. Kavak ağaçlarında çok oluyor. Ama bunlarda da var. Demek ki bütün ağaçlarda var. Gördüğünüz gibi hep iniyor şu an. Daha önce geçen hafta buralara beyaz beyaz kremsi bir şeyler dökülüyordu. Hatta onun geçenki videomda burayı gösterdim de çekmiştim onları. Ama şu an göremedim onlardan. Bu kez iyi yani burası. Temiz. Burası yarın havalar ısınınca daha da güzel olacak.
çalışması rahat olacak. Böyle tedirgin olmayacağım. Yani düşsek bile suyun içine düşmeyeceğiz. İnşallah düşmeyiz de. Çok güzel kuş sesleri var. Arkadaşlar burası çok güzel ya. Yani şu uçak sesi olmasa, kafayı yukarı kaldırınca dengem bozuldu. Burada güzel vakit geçireceğimizi düşünüyorum. Güzel bir şey çıkacağına da eminim yani. Onun için beni izlemeye devam edin. Zaten videonun başında da söyledim. Eğer böyle videoları beğeniyorsanız, seviyorsanız ben yeri geldikçe, şimdilik senede bir kere mutlaka Umre'ye gideceğim. İzleyicilerimden de iki kişiyi devamlı götürmek istiyorum. Ama bir abone sayımız biraz yükselsin. Ondan sonra her sene veya her gittiğimde iki kişiyi götürmeye çalışacağım. Bütün masraflarını karşılayacağım. Onun için hem videomuzu beğenip paylaşıp yorum atmayı da unutmayalım. Ve abone değilsek de mutlaka abone olalım. Abone olalım ve bildirim zilini de açalım. Gelen videoları hemen onlardan da haber olursunuz. Yeni attığım videoları hep görmüş olursunuz. Desteklerinize tabii ki ihtiyacım var. Şu ana kadar YouTube'dan para kazanmaya başladım ben. Daha hiç çekmedim parayı. Onu zaten Umre'ye harcamak istiyorum. O umrecileri götürecek şeyine de geldi miydi? Ondan sonra çekmeye başlayacağım. Şu an yani YouTube'dan gelen parayı hiç ellemiyorum. Sizler için biriktiriyorum onları. Evet. Yani bu kanal sizin için. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. Her Umre'ye gittiğimizde onları da göstereceğim size. Benimle Umre'ye gelen arkadaşları da çekeceğim. İnşallah hem onlar için unutulmaz bir anı olacak. İstedikleri zaman kendi videolarına neleri gezdiklerini, Kabe'nin içerisine dahil nasıl tavaf ettiklerini, her şeyini görebilecekler kendileri. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Şimdi ben buradan iniyorum. Burayı temizledik. Bundan sonra işimiz daha rahat. Havalar biraz daha ısınsın. Burası kurusun. Daha kolay çalışalım burada. Şimdi ben şu arka tarafta bir kuş gözetleme kulübesi var. Oraya gideceğim. Kendime bir çay pişireceğim. Orada görüşürüz. Orada devam edelim. Ondan sonra bugünlük bu kadar yeter. Videoyu biraz sonra kapatacağım. Önce bir çay molası. Haydi devam. Az önce yerde bir ağaç bulmuştum. Onu da aldım. Bakalım işi sağlam mı? Gibi duruyor ama. Burayı böyle çatallı bırakıyorum. Belki lazım olabilir. Bir yere yukarıya yerleştirirken ya bağlayabiliriz buradan ya da daha sabit tutturabiliriz. Sağlam gibi duruyor. Şeyim fazla dayanmayacak gibi. Yoruldum arkadaşlar. Bunu da çıkaralım, ondan sonra çaya gidelim. Evet arkadaşlar, bugünkü son parçamı da yerleştirdim. Onu da göstereyim size. Böyle üçgen bir şey oldu. Baya bir şeyler olmaya başladı. Altından ırmaklar akan saraylar vaat ediyor Rabbim bize. Yani bana ırmak değil ama bataklık su birikintisi veya bataklık gibi kokmuyor. Yani böyle pis kokan bir şey yok. Rahatsız edici bir şey yok. Ama altımızda su olan bir ağaç evimiz olacak herhalde. Haydi çay içmeye. Evet. Yolun üstünde böyle kalın ağacı buldum. Bunu da kullanabilirim. Bu hem çok sağlam hem de tam istediğim kalınlıkta. Bununla orada daha güzel bir platform elde edebilirim. Bir dahaki sefer bununla çalışacağız. Bayağı uzun. Neredeyse 10 metre var. 3'er metreden 3 parça. Çok şahane bir 3 parça çıkar. İkisi kalın.
oraya kadar. Hatta 2,5 metre yapsak 4 parça çıkarırız buradan. Evet. Çok işimiz vardı. Arkadaşlar ormanın içerisinde bunu ilk defa görüyorum ben. Adam buraya kilitlemiş. Kilitli. 100 euroluk, belki de 150 euroluk merdiven var. Neredeyse 1-2,5 metre rahat mı? Belki de 3 metre. 2,5 metre olsa 7,5 metreye kadar yükselen bir merdiven var burada. Lan burada bir yerde de mi ağaç evi yapıyorlardı? Haberimiz yok. Allah Allah. Bu ne burada ya? Bir de ağaca bağlamış adam ya. Yani epeydir bu unutulmuş gibi sanki. Her taraf küflenmiş. Bakın ayakları küflenmiş. Yani oraya tek ben girmiyorum. Başkaları da giriyor demek ki. Bu iş beni korkuttu şimdi açıkçası. Neyse. Evet biz kulübeye yaklaştık. Şimdi çayımızı pişirelim. Evet. Demin ayaklarım battı. Suya geldim. Burada 5 metre gitmem gereken yer var. Ama yerler ıslak. Şöyle etraftan dolaşabileceğiz mi bakalım. Burada hala su birikintisi var. Şuraya biraz yüksek gibi. Evet. Burada kurge benziyor. Evet, su birikintisi burada kaldı. Ama buraya kadar gelmiş. Neyse ben geldim kulübeye. Çıkalım bakalım. Böyle bir kamp ocağım var. Bununla şimdi çay pişireceğiz. Burada ateş yakamayacağım için. Hadi yukarı çıkalım. Kulübemiz var burada. Oh, camları da açabiliyoruz herhalde. Bakalım. İnşallah düşürmeyiz. Adam buraya böyle düzenek yapmış. Tak. Tamamdır o iş. Bu tarafı da açalım. Şey yapsın. Ceyran yapsın. Allah Allah. Muhtemelen buraya kuşlar vurdu gagalarıyla. Evet. Malzemeleri alalım. Arkadaşlar geyik gördüm. İnanılmaz bir durum. Bakın şu köşede hemen ağacın yanında telefonla zoomlayayım bir. Zoomluyoruz. Ya arkadaş nasıl iPhone'sun ya? 9 kat zoom yapabiliyor sadece. Şimdi diğer marka olacaktı. Hayvan. Dişi mi erkek mi onu bile görürdün ya. Bu yönden bu iPhone'u hiç sevmiyorum. Daha doğrusu iPhone'u sevemedim zaten ben. Abi şuna bakın hayvan orada.
fazla gitmiyor mu ya? 9 lira kaldı. Enteresan ya. Evet arkadaşlar, muhtemelen beni fark etti desem, yok ya, fark etmedi.